İlk olarak tahta parçasına delikler açıyorum. Şimdi vidaları ve pulları vidalıyorum. Hadi, şimdi her şeyi birleştirelim. Kırmızı bir kabloyu ve düzleştirilmiş krokodil klipslerden birini bu tarafa bağlayarak başlıyorum. Bunlar aynı yere bağlı olacaklar. Şimdi burayı sıkabilirim. Diğer tarafta da pilin negatif ucunu temsil etmesi için siyah bir kablo ve yine düzleştirilmiş bir krokodil klips kullanıyorum. Siyah kablo bu tarafa doğru gelecek ve açma kapama işlevi görecek olan atacımızla aynı yere bağlanacak. Ve işte atacımız da burada. Aa, bu arada 470 ohmluk direncimi ve 9 voltluk güç bağlantı pilinin siyah kablosunu eklemeyi unuttum. Bunları da hemen bağlayalım. Bazen bu tarz projelerde 3 tane ele ihtiyacınız olur. Evet, artık negatif kabloların hepsini birbirine bağladık. LED ışığının bir tane uzun, bir tane de kısa ucu vardır. Uzun olan uç, kesinlikle pilin pozitif olan kırmızı kablosuna bağlanmalı. Ben pili mikrokodil klipsine bağladım. Bu tamamen tercih meselesi. Açma-kapama işlevi için bu klipsleri kullanabilirsiniz. Ama kullanmak zorunda da değilsiniz direkt olarak soyulmuş kablolara da bağlayabilirsiniz. Bu tarafta da atacı ve pozitif kabloları bağlayarak artı bağlantıları tamamlıyorum. Şimdi de monofono jakımızı alıyoruz ve bir ucunu krokodil klipsleri bağlamak üzere kesiyoruz. Kablonun dışındaki yalıtkanı soyacağım. Ortaya çıkan bu bakır tel topluluğunu hemen fark edeceksiniz. Bu bakır teller aslında en içteki başka bir teli yalıtmak için kullanılıyor. En içteki bu tel ise sinyalimizi taşıyan esas kablo. Sinyali taşıyan kablonun etrafını bir yalıtkanla kaplayarak onu dış etkenlerden koruyabilirsiniz. Bu çok güzel bir sistem. Neredeyse ona ulaştık sayılır. İşte içteki kablomuz. Şimdi bunu kıvırarak krokodil klipsimize bağlayabiliriz. Eğer daha kalıcı bir bağlantı isterseniz bunları lehimleyebilirsiniz de. Yine söylüyorum, 3 el olsa burada da epey işime yarardı. Tamamdır. Şunu kablomuzu bağlamaya hazır hale getiriyoruz. Buraya kılıflı olan kabloyu koyacağız. Kablo uçlarını kıvırıyorum ki böylelikle biraz daha iyi tutturabilelim. Şurada ufak bir delik var. İşte bunu bu delikten geçireceğim. Evet. İşte oldu. Böylece etrafına dolamış olduk. Artık bunları beraberce kıvırabilirim. Evet, artık mini fonomuz krokodil klipslere bağlanmış durumda. Hadi gelin şimdi bunların hepsini birleştirelim. Pili takıyorum. Pilin artı ucu kırmızı kablolara eksi ucu da siyah kablolara bağlı. Şimdi led ışığımı kontrol edeceğim. Ledimin uçlarını alıyorum. Uzun olan uç, artı olan kırmızı kablolara, kısa olan uçsa eksi olan siyah kablolara bağlanıyor. Şimdi de krokodil pensle yaptığımız açma-kapama düğmemizi takıyorum. Ve ışık yandı. Demek ki enerji var. Bunu şimdilik tekrar çıkarıyorum ve şimdi de radyomu açıyorum. Mini fono kablomu radyoya taktığımda hoparlör devre dışı bırakılıyor ve sinyal buradaki iki kabloya gönderiliyor. Bu bir alternatif akım sinyali olduğu için hangi uca neyi bağladığımızın bir önemi yok. Şimdi de dedektörü bağlayacağım. Güneş pilimiz de burada. Bunda da alternatif akım sinyali söz konusu. O yüzden güneş pilinin hangi ucunu hangi kabloya bağladığımızın yine bir önemi yok. Bunu da operlörün girişine takıyorum. Operlürü çalıştırıyorum ve LED ışığı tekrar açıyorum. Ses karşıdan karşıya geçiyor.